Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Rabbul kulubi devaiha ve afitir ebdani ve şifaiha ve nur ebsar ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbi selamun yurhamu rabbil alamin. Şu ceketimi rica edeyim abi ya. Burhan. Şöyle alalım, Allah razı olsun. Allah Allah. Evet, şimdi bugün Ramazan-ı Şerif yaklaştığı için Ramazan'da da çok sorulan Ramazan sualleri oluyor. Oruçla alakadar zekatı sonraya bırakalım. Çünkü onunla ilgili müstakil ayrı bir ders yaparız. Yaptık daha önce bir de. Yani oruçla alakadar fıkıh sualleri arkadaşlar alalım. Sizden gelenleri de cevaplayalım. Gelmesi ben burada notlarımdan sual sorarak, sual cevap tarzında ilerleyelim. Yani fıkıh dersi yapıyoruz. Bu fıkıh sohbetinde oruçla alakadar sualleri yazabilir kardeşlerimiz. Beşir kardeş takip ediyor. O da bana yazılı sorular aktaracak. Sorularımızı yazılı olarak kısa, açık, anlaşılır sorular sorulursa inşallah onları beraber cevaplamaya çalışalım. Şimdi hemen ben bir mesela başlayayım soru sormaya. Buradakiler de cevap da verebilir. Şöyle geçebilirsiniz karşıya. Şöyle rahat bakayım size de. Şuraya devam edin. Şurada geçebilirsiniz. Ha, o da oluyor. Tamam şöyle. ben de şimdi mesela niyetle alakadar başlayayım. Bir soru sorayım. Ramazan'ın tamamına bir niyet mesela yeterli midir? Bir bu soruluyor. Kişi Ramazan'ın başında bir defa niyet etse, 30 Ramazan sonuna kadar oruca niyet ettim diye, bu niyet yeterli ve geçerli midir? Ne diyeceğiz? El cevap, hayır. Tek Ramazan tamamına tek niyet yeterli değildir. Neden? Çünkü araya iftarlar girdiği için. Oruç günlüktür. Kişi nihayet mesela nitekim 3 gün oruçlu oldu, sonra hastalandıysa tuttuğu oruçlar geçerlidir. 30'u tam bir ibadet değil çünkü. Her günü bağımsız bir ibadettir çünkü. Onun için Ramazan tamamına tek niyet yeterli değil. Her güne ayrı niyet gerekiyor diyoruz. Birincisi bu. İkincisi de niyetle alakadar çok sorulan bir şey. Mesela kişi sahura kalkmaya niyet ediyor. Celal abi. Ama insanla kaldı. Sahura kalkamadı. Dolayısıyla niyet edemedi. Uyandı ki ta güneş de doğmuş. Saat 9'da uyandı. Şimdi geceden kalkamadı. Niyet edemedi. Kalktı uyandıktan sonra saat 9'da 10'da niyet edebilir mi? Bu oruç geçerli olur mu? El cevap evet. Oruçların bazı oruçlara imsaktan evvel niyet etmek gerekli. Farz. Bazıları ise farz değil. Ramazan Şerif orucu muayyen bir oruç olduğu için, zamanın belli oruç olduğu için ona kuşluk vaktinde bir niyet edilebilir. Yani kişi uyandı ki saat kuşluk vakti olmuş, gece de uyanamadı. O zaman niyet edebilir mi? Edebilir. Ramazan orucuna veya nafile oruçlara, onlara da niyet mesela diyelim ki perşembe günü oruç tutmak kişi istiyor ama gece de niyetlenmemişti. Sabahleyin kalktı, bak saat 10-11 oldu, bir şey de yemedim ya, bugün oruca niyet etsem desek. Geçerli mi? Niyet edebilir miyiz? Nafile bir oruca niyet edebiliriz. Nafilelerde de geceden niyet etmek şart değil, yani imsaklı niyet etmek şart değil. Neden? Nafilelerde kolaylık esastır. Yani kolaylık göstermek gerekiyor, prensibi var. Ramazan orucu da muayyen belli günlerde olduğu için onu da gününüzden niyet etmek geçerlidir. Peki neye geçerli değildir? Geceden niyet etmesek oruç geçersizdir. Kaza orucuyla, dün mesela da bir abimizle beraberdik. İmsaktan önce sahura kalkmaya niyet etmiş. Uyanmış kim? 5 dakika geçmiş imsak vaktini. Kazaya niyet edecek. Kaza oruçlarını ise mutlaka imsaktan önce niyet etmemiz gerekiyor. O zaman kefaret orucuyla kaza oruçlarına imsaktan önce niyet gerekiyor. Ama Ramazan orucuna veya nafile oruçlara imsaktan sonra da ta
kuşluk vaktine kadar da niyet edilebilir. Peki ne zamana kadar niyet edilebilir deyince ta öğleden önceye kadar, bir 15-20 dakika önceye kadar niyet edilebilir. Niyet de önemli. Sonra peki bir de sual gelirse bana aktarabilirsin. Şimdi demek ki Ramazan'ın tamamına tek niyet demek ki geçerli, yeterli değil. Ama teravihin tamamına niyet edebilir mi kişi? 20 rekatta teravih kılacağız. Tamamına tek niyet yeterli midir? El cevap, tamamına tek niyet yeterlidir. Teravih o zaman oruç gibi değil, yeterlidir. Ancak her iki rekatta bir niyet etsek daha iyi olur, evladır. Ancak tek niyetin geçerli olması için de arada yeme içme gibi, konuşma gibi bir namaza aykırı şey olmamak şartıyla. Eğer tek niyeti de arada konuştuysa, bir şey yiyip içtiyse o zaman niyetimizi yenilememiz gerekiyor. Peki bir de ya kişi sahura kalktı ama niyet etmeyi unuttu Ramazan'da. Bu durumda ne olacak? El cevap, sahurda niyet sayılmaktadır. Kişi sahura kalkmışsa bu da tek başına şeylami niyet sayılıyor. Ama ayrıca kalben niyet etmek ayrıca da ve dille söylemek de müstehap zaten. Tamam, bunu da anlamış oluyoruz. Bir de niyeti şöyle bazen oruca nasıl niyet edeceğiz? Mesela niyet ettim yarınki Ramazan orucuna mı diyeceğiz? Bugünküne mi diyeceğiz? Yarın için. Yarın diyor, bugün diyor. Ulema ihtilaf etti. Ne diyeceğiz? Şimdi imsaktan önce ise yarın diyeceğiz. Hayır, burada gün başka. Günün değişik isimleri var şeriatta. Oruçla alakalı gün farklı, tamam mı? Onun için diyoruz. Şimdi sahura kalk, sahurdayız imsaktan önce. Niyet edeceğiz. Niyeti sünnet diye. O zaman ne diyeceğiz? İmsaktan önce ise niyet ettim yarınki Ramazan orucunu tutmaz. Çünkü oruç yeme içme kesilme ki daha oruç başlamadı çünkü. Yok, yani böyle yapmamız gerekiyor. Onu kastediyor da bazen ifadesi yanlış olabiliyor. O zaman imsaktan önceyse niyet edelim yarınki Ramazan orucunu tutma diyorsun. Çünkü oruç imsakla başlıyor çünkü. Tamam. Doğuda da Kürtçe diyor ki işe bir niyetim sebe bir rojime, yani akşam niyetlendim yarın oruçluyum. Öyle bir niyet veriyor. Güzel, yine yarına niyet ediyor. Akşamdan yarına niyet etmişim. Güzel, ama kişi diyelim ki imsaktan sonra niyet edecek ya. İmsaktan önce niyeti unuttu. İmsaktan sonra niyet edeceksin ama niyetinden bugünkü Ramazan orucunu tutmaya diyeceğiz. Bu detayda... Onu normal saatle karıştırmamak lazım yani. 12'den sonra gün daim yapıyor ya hocam. Yok. Orucu bir... Tabii oruç, oruçla ilgili değil. Oruç imsakla, iftarla alakadar bir ibadet olduğu için oradaki o zaman gün kavramı oruçla ilgili farklı bir manası var. Yani imsakla başlıyor. Onun için de imsaktan önce ise yarınki Ramazan orucuna niyet ettim diyoruz. İmsaktan sonra dedi ki bu yarınlık saat 9-10'da niyet edeceğiz. Gece kalkamamışız zaman niyet ettim. Bugünkü Ramazan orucuna tutma diyeceğiz. Tamam. Evet, ümmet abi. Kaba kuşluk vaktine kadar deniliyor ya. Ha, ona sen geç mi geldin söyledik. Evet. Öğleden önceki kerahat vaktine kadar mı derim? İşte onu kaba kuşu vaktine kadar deniliyor. Bu eftali oruçlara niyet ederken nafile oruçlu olsun. Ramazan orucunu diyelim ki gecede niyet edemedik. Kaba kuşluk vaktine kadar. Kuşluk vakti aslında günün dörtte biri geçmesi kadar. Yani şimdi mesela saat 9-10 gibidir. Ama 11'e kadar da niyet edebilir. 12'ye kadar da öğle namazından 15 dakika önceye kadar niyet edilebilir. 15-20 dakika kadar. Bunun maksadı, çünkü el hükmü direksel hüküm çoğunluğuna göredir. Günün çoğunluğunda kişi niyetli olursa, yani niyet, çünkü oruç niyetle tahakkuk ediyor. Çünkü günün çoğunluğunu niyeti geçirirse onun tamamını niyeti geçirmiş sayılacak çünkü. Onun esprisi o. 15 dakika. Tabii 15-20 dakikalık yani zaman da yeterlidir yani. Şimdi niyetten dönmek caiz mi? Kişi niyet etti ama oruca niyetten dönmesi caiz mi? Geceden niyet etmişse kişi, imsaktan önce dönmesi caizdir. Mesela gece diyelim kişi 12'de
Yatmadan önce niyet etti. Yarın oruç tutmaya. Gece imsaktan önce saat 4'te uyandı. Niyetini değiştirebilir imsaktan önce. Nasıl değiştirebilir mesela? 12'de, gece 12'de uyudu. Uyurken niyet etti oruç tutmaya. Gece 3'te 4 uyandı. Dedi ki yarın yolculuğa çıkacağım. Neyse en iyisi oruç tutmayayım ben yarın. Bak imsaktan önce niyetten dönmemiz caizdir. Ama gündüz niyet etti. Gündüz niyet ettiyse artık gündüz veya yani imsaktan sonra imsak geçtikten sonra ya da gündüz niyet ettikten sonra dönmemiz caiz olmaz artık. Bu da önemli bir mesele. Peki şey olursa abi, o gündüz yolculuk olma durumu olursa ha. o zaman niyetinden dönebilir mi? Şimdi geldik. Gündüz yolculuk yaparsa kişiye. bizim bildiğimiz nedir? Kişi seferi ise oruç tutmayabilir. Ve mümkün merlu ev ale seferin fe iddetü min yukarı değil mi hocam? Ayetin devamı. Yani hasta olan ve yolcu olan bir ruhsat verdi. Dilerse son orucunu tutar. Oruç tutmayabilir. Ancak mesela kişi geceden de niyet etti. Sonra oruca da başladı. Sabahleyin güneş saat 7-8 oldu. Yolculuk ihtiyacı oldu. Acil bir yolculuk mesela kararı aldı. İstanbul'a gidiyorum ben dedi. Seferdeki yola çıktı. Orucunu bozabilir mi bu kişi? Seferi olduğu için. Bozabilir mi? Hayır. Niye bozamaz? Çünkü artık oruca niyet etti başladı. İmsaktan önce niyetini bozsaydı, yani oruca başlamasaydı seferdeyken oruç bozabilirdi. O zaman geceden niyetlenmiş, oruca başlamış, gündüz içerisinde bir yolculuk ihtiyaç çıktı. Saat 9'da 10'da neyse gündüz herhangi bir saate yola çıksa bile artık bu ilk gün orucunu bozamaz. Oruçta o zaman seferde yolcuyken oruç tutmamak için, ruhsattan faydalanmak için geceden niyetlenmemek gerekiyor. Birinci şartı bu. Yani yarın yolculuk için belliyse o zaman geceden niyetlenmeyecek. O zaman yola çıktıktan sonra seferdeyken ne yapabilir? Oruç tutmayabilir. Niyetlenmiş, oruca başlamışsa, sefere çıksa bile orucunu bozamaz. Bir. İkincisi, kişi diyelim ki geceden yola çıkacağı belli, niyet de etmedi. Madem ki belli, yola çıkacağız. Sabah tarzı kahvaltı yapıp çıksak bir mahsulü var mı evden? Var. Mahsulü var mı? Mahsulü var. Bu caiz değil. Kişi bulunduğu beldeyi terk etmedikçe oruçta bak oruca niyetlenmediği halde oruçlu olmadığı halde beldeyi terk etmedikçe bir şeyi pişmesi caiz değil. Ramazan-ı Şerif'e hürmeten. Ve men yuazzim şeaire Allahi fe inne min takval kulub. Şeaire hürmet kalbin takvasındandır. Bunun mesela zıttı da şudur. Kişi mesela seferiydi. Seferdeyken işte Almanya'daydı olsun ve seferiydi. Orada önce oruçlu değildi. Uçakla geldi. Saat gündüz 4'te 5'te indi Ankara'ya indi. Zaten oruç değil yani. Yolda da, uçakta da zaten yiyip içmişti. Ankara'ya indi. İkameti burası. İndikten sonra zaten oruç değil. Eve vardı. Yolda değildi yani. Evde çay kahve içmesinin mahsulü var mı? Var. Artık Ramazan'ı hürmeten bulunduğu beldede akşam mukim olduğu için akşama kadar Ramazan'ı hürmeten yiyip içmemiz caiz değil. Oruçlu olmadığı halde hangi kişidir ki yeme içmekten sakınması vaciptir? Güzel bir soru. Bu kişi işte. El-Gazi Fıkhiye bunları dinliyor arkadaşlar. Bunlar hatırda kalıcı kalıba döküyor ulema-i İslam. Bu yeni bir şey değil yani. Bunlara fıkıh bilmeceleri deniyor. El-Gazi Fıkhiye bunlar. Güzel bir soru değil mi? Hangi kişidir ki oruçlu olmadığı halde oruçlu gibi davranması gerekiyor? Misalleri çok da birisi bu. Evet. Bu da güzel değil mi? Bu da bilinmeyen bir mesele. Yani çok hata yapılabilir. Yoksa seferi olduğu için hemen orucunu bozmak demek ki doğru peki abi, olmuyor. bir önceki hani bozarsa orucunu
O kaza mı gerektiriyor yoksa kefaret vermesi mi gerekiyor? Ha şimdi sefere çıkan kişi geceden niyet etmişti. Oruca başlamıştı ama ani bir haber geldi. Hemen dedi işte buraya gelmen lazım çağırdılar. Yola çıktı. Seferi oldu oruçluyken. Seferi de oruç tutmayabilir diye bildiği için o gün orucunu bozdu. Ne oluyor? Buna kaza gerekir. Kefaret gerekmiyor. Niye kaza gerekiyor, kefaret gerekmiyor? Çünkü aynı günde hem seferilik hem mukimlik vasfı birleştiği için üzerinde, iki vasfı birleştiği için o zaman bir açıdan bakılırsa oruç tutmaması caiz seferi olduğu için. Öbür açıdan bakılırsa mukimken bu insan yani oruçluydu. Orayı bozması caiz değil. Onun için de seferilik ve mukimlik vasfı birleştiği için ne şeriata bir kayda var. O kayda Üdrul hudud bi şübehati. Şüpheler hadleri sakıt eder diye yani bu modern hukukta bu nasıldır karşılığını bulmuştur. Şüphe sanık lehine yorumlanır. Burada iki pozisyon birleşiyor ya onun lehine şeriat hükmü diyor. Kazayla mükelleftir diyor. Bakın bu şer'i hukukun temel prensiplerim modern hukuka da girmiş arkadaşlar fıkıh meseleleri. Şüphe sanık lehine yorumlanır. Bununla ilgili hatta 2016 yazında hatırlarsanız sizi aramıştım Diyarbakır'dan. O Hmm. zaman çekilip ben Diyarbakır'a gitmiştim ev aramaya. Tayinim çıkmıştı. Öyle mi? Cevaz vermedik mi? Yok yani siz kaza olur deyince ben o gün bozdum orucu. Çünkü tutamadım. Ha. Orada öğlen vakti çok sıcak oldu. 42-43 derece. Tamam. Sıcakta dışarıda ev arıyorum. Saat 11-12 oldu. Dayanamadım. Sizi aradım. Dedim abi tutamayacağım. Yani bir şeyse. Ha. Hatırladınız mı? Onu yok unutmadım ben. Ama caiz olmaz diye tutmaçladım ama bak demek her şeyi söylememek gerekiyor. Kefaret gerekmiyor demişiz. Kaza Kefaret gerekiyor. gerekmiyor deyince ben dedim O, kaza onu göze almış yani. Evet. Bir de yani bak dayanamıyorum deyince mesela kişi sualler geliyor mu arkadaşlardan? Tamam. Sualler arkadaşlar isteyenler yazabilirler. Ramazan'la alakadar, oruçla alakadar yani diyoruz. Konu çünkü kayda da alındığı için iyi olur ders takibi açısından. Şimdi mesela adam tarlada çalışıyor veya ağır bir işte çalışıyor. Dayanması çok zor. Oruç tutmamasına bir işçilerin ruhsatı yok mu yani? Levent abi yani. Adam mesela yaz mevsiminde tırpan sallayacak, tarlada çalışacak, çok zorlanacağı belli. Veya ocak başında çalışacak, sıcak bir mesela ortamda fırın başında çalışacak. Bunlara bir cevaz var mı acaba? Oruç tutmazsa olmaz mı? Ağır işte çalışacak birisi ise, eğer tarlada, fırında, ocak başında çalışacak bir insansa, şimdi bunlar için bazı ulema şöyle düşünüyor, diyor demişler. Yani dayanamayacağı belli ise o işi yapması lazım. Yani zaruri. Mahsulü kaldırması lazım. O ertelenemez. Tarlayı biçmesi lazım işte. Ekim biçmesi lazım yani. Tarlada çalışması lazım. Veya fırın başında çalışıyor ki ateşin karşısında. Eğer kimiler demişler ki bazı ulema dayanamayacağı belli ise tutmayabilir. Ama sahih bu doğru değil. Sahih görüş kişi niyet eder. Oruca başlar. Eğer hakikaten dayanamayacak derecede böyle bitkin ve bitap düşerse bu şer'an bir mazerettir. Orucunu bozar sonra kaza eder. Çünkü bazen mesela sanayide bir arkadaş mesela gelsin soruyor. Ostim'de. Kaynakçıymış. Öyle bir ateşin karşısında çalışıyor ki günde demiş ya ben 4-5 litre su içiyorum demiş. Ya. Abi demiş öleceğim, bayılacağım demiş ya. Yani böyle çalışan işçileri var. Şartlarda da başına İşte o çok ağır böyle niyet edecek, başlayacak. Ya Cenab-ı Hak madem ki kişinin gücü üzerine yük yüklemiyor. Bakın insan orucu devam edeceği vakit eğer bedenine, aklına bir zarar gelecek yani. Belli yani. Dayanamayacak kadar cidden bir zorlukla karşı karşıya kalırsa bu da gücünü aşan şey bir mazeret sayılıyor. Yoksa şimdi ulu orta ya dayanamadım ağır geldi falan değil yani. Elbet oruç biraz ağır gelecek yani. Yani bu dayanamayacak kadar gerçekten oruç ağırlaşırsa böyle yani özel, sınırlı, ağır işte çalışanlar için orucu bozmaya bir cevaz var. Ama Ramazan'ın mesela sıcak bölgelerde olsun, uzun günlerde elbette bir zorluğu, ağırlığı vardır. Normal orucun zorluğunu bahsetmiyoruz yani.
Hatta şer'ani vardır. Kişi Ramazan günlerinde imkanı varsa hatta orucunu ağır yüküne karşı sarsılmamak için, ibadete fazla iştigal etmek için Ramazan günlerinde hele patronlar da işçiler üzerine yükü hafifletmeleri, birkaç saat önce mümkünse öğleden sonra, ikinden sonra işe ara vermeleri, istirahat için imkan sağlamak da büyük bir fazilet ve sevaptır. Onun için iş sahipleri imkanı varsa patronlar, işçilerine bir cemile olarak, bir Ramazan ikramiyesi olarak birkaç saat erken bırakmaları da güzel bir İslam ahlakı ve adetidir arkadaşlar. Şimdi başka bir mesele şey, hilalle alakadar şeyler soruluyor. Şimdi hilali görerek oruca başlamayı Peygamberimiz emretmiş. Rüyeti hilal diyor şeriatta. Rüyeti hilal, hilale bakarak oruca başlayınız. Hilali gözetleyerek, hilali görerek bayram yapınız. Şimdi ama bugün pratikte kimsenin hilale baktığı yok. Yani takvime bakıyoruz. Takvimde muvakkit hanelerde astronomi uleması zamanını belirliyor. Buna göre oruç tutuyoruz. Bu caiz midir? Değil midir diye bu soruluyor. Şimdi Peygamberimiz evet hilale bakarak yani Ramazan hilali Şaban'ın sonunda gözetleyip hilale bakarak hilalin gözetlenmesiyle, görülmesiyle oruca başlamayı emretmiş. Burada kolaylık olsun diye bu bölüm edilmiş. Prensip olarak bakın namazın vakti güneşin ışığının doğup batışına, yani aslında dünya güneş etrafında dolaşıyor. Namaz vakitleri güneşin ışığıyla, güneşin doğuşuyla, batışıyla, gölgesiyle alakadar olarak tespit edilmiş. Namaz vakitleri güneşle alakadar olduğu kesin şeyden sabit olduğu gibi diğer üç mesele ise hac, oruç, zekat ise kamer hesabına göre tayin edilmiş şeriatta. Tamam. Peki namazın vakti güneşle alakadar sabah namazı işte ufukta fecrin doğması ne zaman güneşin doğumuna kadar evet, sabah namazın vakti. Akşam namazı güneşin batmasıyla başlıyor. Peki kalkıp da biz güneşin ışığı, güneşin doğuşu, batışı, öğle namazının vakti, ikindi namazının vakti gölgeyle alakadardır. Kalkıp kimse güneşi gözetlemiyor, gölgeye de bakmıyor. Astronominin, şeriatın bildirdiği güneşin ışığıyla ilgili ölçülerine göre tespitini namazda ciddiye alıyoruz, kabul ediyoruz değil mi? Yani namaz vakti için takvimi doğru kabul ediyor muyuz? Ona tabi oluyor muyuz? Peki namaz güne 5 vakit var yani. Bak o şer'an güneşe bağlandığı için bu namaz vakitleri astronominin belirlediği vaktiye göre namaz kıldığımıza göre oruç da kamerin harekatıyladır. O zaman astronominin belirlemesiyle ayın yine bak Peygamberimiz ayın görülmesiyle başlar buyurmuş. Ayın görülmesinin astronomi tespitiyle de mümkündür. Ayın hilalin varlığı çıplak gözle de mümkün. Çıplak göz herkesin yapabileceği basit bir gözlem olduğu içindir. Ama demek ki Ramazan olsun, hac olsun hilalin görülmesine bağlandığı için hilalin tespiti ise çıplak gözle de olabilir. Astronominin tespiti de olabilir. Astronomi tespit ettiği vakit o zaman ne olmuş? Yine Peygamberin beyanına sadık kalmış oluyor. Çünkü hilalin görülmesiyle oruca başlıyorsun. Görülmesi bayrama başlamış oluyorsun. Peki bu hadise muhalif olmaz mı deyince hayır. Efendimiz buyurmuş ki biz rüyeti hilalle oruca başlayın. Ramazan hilaliyle rüyeti hilalle bayram yapınız buyurunca çünkü biz ümmi bir kavimiz. Ne yazmaya ne hesaba ehil değiliz. Hadisin devamı önemli. Burası çok az pek bilinmiyor. Yani Peygamberimiz hilalin görülmesiyle oruca başlamayı emretmiş ya. Hadisin devamı biz çünkü ümmi bir kavmiz. Ne yazmaya? Peygamberimiz ümmi değil miydi? Kavmi de böyle. Yazmaya yani hesap ilmine, astronomi ilmine ehil değiliz yani. O zaman eğer bir kavim ümmilikten çıkar da medeni ve malumatlı ve ilmi bir hale gelirse hesap denen astronomi ilmiyle de vakıfsa kaldı ki mesela Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ Güneş ve ayın harekatı hesaba bağlanmıştır diyor Cenab-ı Hak. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِ وَالْحِسَابِ Güneşin وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَهُ مَنَازِلَ
Ay içinde menziller, yörüngeler takdir ettik. Litalemu bilesiniz. Adede sinine vel hisab. Yılları, ayları, günlerin hesabı bilesiniz diye sağlam ölçüye bağladık buyuruyor Cenab-ı Hak. O zaman madem ölçüye bağlandı, Kur'an-ı Kerim beferman buyuruyor. Astronom ne yapacak? Bu ölçüleri tespit ediyor. O zaman Kur'an-ı Kerim'in demek ki beyanına da, peygamberin beyanına da uygun olduğu için ulema İslam. Nitekim İstanbul'da Rüyeti Hilal Konferansı'nda 1978 senesindeki 19 İslam ülkesinin yaptığı çalışmada Rüyeti Hilal'in, yani hilalin görülmesinin astronomi usulleri tespitinin İslam'ın ruhuna, esaslarına göre muteber olduğu karara bağlanmıştır yani. Ha, bunu soru sorayım mı? Evet. Oruçlu kimse misvak kullanabilir mi veya dişlerini fırçalayabilir mi? Şimdi oruçlu kimse misvak kullanabilir. Kable zeval, bade zeval müsavidir. Bu tabirle de güzeldir. Öğleden önce ve sonra fark etmez. Ancak fırçaya gelince, şimdi de fırça atmak değil, fırça yani oruç, yani diş fırçasına gelince, tamam mı kardeşim? Fırçaya gelince fırça macunsuzsa misvak hükmündedir, kullanılabilir. Macunsuz kullanacaksak. Ama macun koyarak kullanmak ise orucu bozar diyemiyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki macun kullanarak misvak kullanmak ise eğer macun tadı alındığı için yutulmamak şartı orucu bozmaz. Ama bir kerahat yani hali değil. Tat alıyorsun ya. Çünkü bir şey tatmak da oruç için uygun değil. Mekruhtur tatmak. O zaman macun kullanmak tadı hissedilse bile yutulmadıkça orucu bozmaz. Bazı kişinin ihtiyacı olabilir. Yani önemli bir konferansa gidecek, bir yere gidecektir. Kullanması gerekiyor düşünebilir. Bilmekte fayda var. O zaman macunsuz kullanmak zaten bozmuyor. Macunla kullanmak da bozar diyemeyiz. Yutarsa macunu bozar, yutmazsa bozmaz. 10 dakika, 15 dakika önce de olsa şey olmaz değil mi? Yani 15 dakika mesela 15-20 dakika var. 20 dakika önceden İmsaktan önce zaten bozmaz. İmsaktan bir dakika önce de bozmaz. Yok. O tadın kalması bozmaz. İmsaktan önce zaten zararı yok. Biz oruçluyken diyoruz ki o zaman macunlu fırça kullanmamak gerekiyor. Yani diş fırçasını macunsuz kullanmak gerekiyor. Macunlu da bozmaz. Kullanmaya ihtiyaç varsa o zaman yutmazsa o da bozmaz yani. Yani macunlu kullanmak orucu bozar denemez yani. Tamam mı? Bir de şey önemli çok. Evet, başka soru var mı orada? Hı. Hanımların malum halleri dolayısıyla tutamadıkları oruçları var ise bu borçların yeni Ramazan girinceye dek eda etmemiş iseler sonrasında hem para vermesi hem de oruç tutması mevzu mu? Şimdi bu Hanefi'de mevzu değil. Şafii'de bu mesele var. Hanefi olan kadınlar hasta hallerindeyken oruç tutamadıklarına göre sonra kaza edecekler. Ama bir dahaki Ramazan'a kadar kaza etmeleri güzeldir, müstehaptır. Hanefilerin bir dahaki Ramazan geldi ama kadının oruç borçları var. O fidyeyle mükellef değil. Ama bir dahaki Ramazan'a kadar bu sırf kadınlar için değil, erkekler için de böyle. Mesela erkeğin diyelim ki hastaydı, o da oruç tutamadı. Bir dahaki Ramazan geldi. Kadınlar hastaydı, o bir dahaki kaza oruçları var. Bir dahaki Ramazan geldi. O zaman bir dahaki Ramazan'a kadar yani mazereti olmaksızın kaza etmezse hem fidye verecek hem de sonra da kaza edecek. Bir de ezan okunurken yiyip içmek. Bunu not almıştım da çünkü çok soruluyor. Bu dersin bir amacı da arkadaşlar Ramazan'a gelecek sualleri azaltmak için yani. Çünkü Ramazan'da pek telefonlara bakamıyoruz. Çünkü Ramazan'da mukabele, hatim ve teravih belki kalarız inşallah, bilmiyoruz bakalım da. Son güne kadar da belli de değil. Tamam mı? Şimdi inşallah ses soluğumuz müsait olursa Ramazan'da mukabele okuyoruz. İşte teravihleri burada hatimle kılıyoruz. Şimdi ezan okunurken kişi sahura geç kalktı. 3-5 dakika kala uyandı. Sahura başladı. Mübarek ezanlar başladı. Şimdi ezan başladı. Hemen bırakmak şart mı? Yoksa şöyle bazı hocalarımız dediği gibi televizyonlarda böyle çok güzel hocaları var. Tamam mı böyle? Ne tatlı hocaları var. Uyandın ezan okunuyor diyor. Hemen diyor git buzdolabını kapağını aç diyor. Birkaç zeytin peyniri çıkar diyor. Bir şey olmaz diyor. Ebelerimizden böyle gördük diyor. Dedelerimden böyle gördük diyor. Yani ezan bitinceye kadar yiyip içebilirsin diyorlar.
Yani bu hocalarımızın sözlerinin doğru olmasını isterdik. Ama bunlara doğru diyemiyoruz. Ezanla beraber mutlak bir şekilde bırakmak gerekiyor. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Çünkü bir kişi ezan-ı Muhammedi okunurken sabah namazına dursa namazı geçerli midir? Geçerlidir. Öğle ezanı okunurken namaza dursa namaz geçerli midir? İkindi ezanı okunurken hemen ya başlar başlamayız. Namaza dursak namaz geçerli midir? Sabah ezanı başlarken hemen namaza dursak acelemiz var diyeyim. Ya uykusuzuz. Hemen namaza dursak namaz geçerli midir? Geçersizdir. Şimdi aynı evde iki kişi var. Bir kişi ayaktaydı sabaha kadar. Ezanla beraber hemen namaza durdu. Öbür ezanla beraber yeni uyandı. Sahur yapıyor. Allah aşkına bu doğru olabilir mi ikisi de yani? Yani sahur yapanın sahuru geçerliyse o zaman bu namaz geçersiz. Namaz geçerliyse ne diyoruz? Sabah o zaman ne oldu? Sabah vakti girdi demektir değil mi? Vakit girmesi zaman sahur geçersizdir. Oruç bozulmuş olur. Şimdi iki kişi aynı yerde düşünelim. Birisi ezan okunmakla namaza durdu. Öbürü de sahuru devam ettirir gözünü sevdiğin. O zaman vakit girmiştir. Doğru cevap nedir? Namaz geçerlidir. Oruç geçersiz olur. Onun için buna özen göstermek gerekiyor. İmsak vaktinde ezan bitene kadar mühlet var mıdır? Malum ağız yıkama yapabilir miyiz? İşte bunu konuşmuş olduk. Demek ki imsak girer girmez yeme içmeyi mutlaka bırakmak gerekiyor. Ancak ağız çalkalamakta bir iş yok elbette. Bir şey yiyip içmek caiz değil ondan sonra. Evet. Hilal ile alakadar şeyi söyledik. Demek Efendimiz hilale bağlamış olmasını astronomi usulü tespiti yasakladığı için değil, kolaylık açısından böyle ferman buyurmuş Peygamberimiz. Onu konuşmuş olduk. Peki eskiden daha çoktu. Şimdi o kadar çok o konuşulmuyor. Mesela bir kişi duyuyoruz mu? Türkiye'de olduğu halde başka bir diyardaki bir mesela Arabistan'da ay görülmüş diye oruca başlayanlar oluyormuş falan. Şimdi azaldı değil mi? Eskiden daha çok duyuyorduk böyle şeyleri. Halbuki şimdi bir kişi diyelim ki hilale baktı, hilali gördü. Ama Türkiye'deki halk da Diyanet'in belirlediği, devletin belirlediği vakte göre başlıyor. Bir kişi gözüyle hilali görse, biz ona tabi olduk. Güvendiğimiz bir insan. Yani güvendiğimiz bir insan diyor ki, ben gittim, hilali gördüm dese. Biz güvenilir bir insan, bak, müttak ciddi bir insana güvenerek, buna binaen oruca başlayabilir miyiz? Hayır. Asla caiz değil. Yani mutemet ve mevsuk bir zat olsa da onun sözüne binaen oruca başlayamayız biz. Neden? Çünkü onun durumu isterse 10 kişi görmüş olsun yani. 10 tane sadık şahıs gitti dediler, hilali gördük dediler. Onunla binaen biz başlayabilir miyiz? Hayır. Çünkü milletimiz men dehale kavmun fehve minhum. Kişinin bulunduğu kavme tabidir. Öyleyse bulunduğumuz Türk halkımız, bu milletimiz hangi hakime tabi, müftüsü kimse biz ona tabiyiz. Böyle şahıslar görmüş olsalar bile bundan durumu şudur Onur kardeş, şuna benziyor. Sanki kişilerin hilali görmesinin şer'an kıymeti yok tek başına. Bunlar çıkıp yetkili mercide, mahkemede arz ederler fikirde, biz gördük derler. Mahkeme şahitliğini kabul ederse o hakimin hükmünü devlet reisi ilan eder. Ümmetin beraber başladığıdır Ramazan. Bayramınız hep beraber yaptığınızdır. Orucunuz hep birlikte tuttuğunuzdur. Hadis-i şerif var, Tirmizi'nin rivayet ettiği. Onun için bir şahıs görmüş olsa bile mübarektir, dürüsttür. 10 kişi olsa da kıymeti yok. Şer'an caizin onları uyarak oruç tutmak. Neden? Çünkü onların durumu sanki mahkemeye çıkmışlar. Hakim dinlemiş, şahitini reddetmiş duruma düşüyor bu insanlar. Kaldı ki astronominin tespitleri kesindir. Nasıl güneşin doğup batması namaz vaktiyle alakadar nasıl ki zamanlar bir kesin olduğu gibi. Onun için peki biz ona ikinci şahıs onu uyamaz. Peki hilali gören şahıs kendisi oruca başlayabilir mi?
Denizli başlayabilir mi? Başlayabilir. Başlamasa olur mu? Başlamasa da olur ama diyor. Yani yalnızca hilali gözüyle gören şahıs kendi oruca başlayabilir. Halk bir gün sonra başlayacağı halde. Peki onun da başlamaması da caizdir. Baş tutmasa da sonra bir gün kaza edebilir. Başlama şart değildir. Neden? Çünkü gördüğü mümkündür ki hilal değil de hayal olsun. Bu imkan var. Çünkü kimse görmemiş ya. Bir o görmüş ya. O zaman hilal değil de hayal görmüş olabilir yani. Diyor şey. Onun için onun da tutması şart değil yani. Ama tutabilir, caiz tutması. Ama bayramı diyelim ki bir şahıs baktı, hilali gördü. Biz zaten ona uyarak bayram yapabilir miyiz? Milletimiz diyelim ki bir gün sonra bayram yapacak. O da bir gün önce hilali gördü. Yarın bayram diyor. Ben gördüm diyor. Peki biz ona da binaen bayram yapabilir miyiz? Bayram asla yapamayız. Hilali görse bile, Şevval hilalini görse bile bir kişi, bak bayram yapması caiz değil. Ramazan orucu başlaması caiz. Hilal gören şahsın gözüyle. İkinci şahsın ona tabi olarak oruca başlaması caiz değil. Çünkü ümmetin tabi olduğu hakim hangi kararı vermişse biz ona tabiiz. Ama hilali, bayram hilalini gören şahıs bayram yapması caiz değil. Ramazan hilalini gözüyle gören şahsın Ramazan'ın başlaması tutması caiz. Niye? Çünkü bayram yapmakta fitne çıkar. Ama oruç tutmakta fitne çıkmaz. Çünkü orucun tutulduğu kişinin oruç olduğu belli değil ki yani. Evet. Aşı orucu bozar mı? Ha şimdi geldik aşıya. Aşıya iğne diyelim. Aşı değil. Her türlü iğne diyelim. Çünkü her iğne çünkü umum husumi mutlak var değil mi? Her iğne aşı değildir ama her aşı iğnedir diyebiliriz yani. Öyle değil mi? Her aşı iğneyle yapılıyor değil mi? Ama her iğne aşı değil yani. İlaç olan şeyler de var. İğneler de var. Şimdi aşı meselesi önemli. Aşı İmam-ı Azam'a göre vücuda giren faydalı bir şey olduğu için ve hariçte bir şey girdiği için orucu bozar. Ancak İmameyn'e göre orucu bozmaz. Fetva da İmameyn'in görüşüne göredir. Orucu bozmaz istikametindedir. Vaktiyle Osmanlı Devleti'nde de fetvahanedeki fetva bu şekilde verilmişti. Sonuç, bu önemli mesela. Kişi mesela Ramazan'da hastalandı oruçken. Mesela bazen oluyor. Şiddetli baş ağrısı geldi. Mesela migren var. Şiddetli bir ağrı başladı. Hemen gidiyor mesela bakıyorum ağrı kesici hap alıyor. Hayır. Hemen git o zaman bir ağrı kesici iğne vurur. Vurdurabilirsin. Ağrı kesici olarak iğne vurulursa kişi o zaman iğne orucu bozmaz. İşini görülmüş olur. Bu daha iyi değil mi? Ha ama iğne bulamadın diyelim. O zaman mecbur kaldın, hap kullandın, tamam mazeret var, orucun bozulmuş oluyor. Ama bunu orucu bozmayan bir yolla da telafi edebilirsin. Onun için böyle acil durumlarda eğer bir alacağı mesela ilaç var diyelim kişinin, iğne yoluyla, şırınga yolu alabilirse, onu tercih ederse oruç bozulmamış olur. Evet, şu tarafa gelsene sizce, şu kapıyı kapatalım. Senin, Zeki abi ne yapıyorsun? Bu tarafa gelin. Burada yeri var. Gelin gel, bu tarafa gelin siz. Evet şimdi geldik. Serum da mesela soruluyor. Peki serum orucu bozar mı? Onun için günümüzde eğer bu Covid aşısı artık geçti ama bu aşı vurulacaklar sonra da iğne vurulacaklar sonra şunu bileceğiz. Ha burada madem ihtilaf vardır şöyle yapmak zaman bir tavsiye eder. Yani fıkıh bize der ki bir kişinin günlük oruçluyken eğer iğne vurması gerekiyorsa imkan varsa iftardan sonra vurulsun. Çünkü bir iştihada göre de bozar. Öyle bir görüş de var çünkü. İmam-ı Azam bozar diyor. İmkan yoksa, gündüz vurması gerekiyorsa o zaman da iğneyi vurulalım, oruca devam edelim. Oruç bozuldu zannıyor, orucumuzu bozmayalım yani. Anlaşılıyor değil mi? Biz Hanefiyiz ya. Evet. İmam-ı Azam bozar diyor ya. Biz daha sonra pazarsını yapmamız lazım. Hayır, hayır. Burada fetva önemli. Burada fetva, önemli mezhebeki fetva ne diyor? Öyle bir görüş var. O bize nerede lazım? İmkan varsa dedik ihtiyaten iftardan sonra vurulalım dememize vesile oluyor İmam-ı Azam'ın görüşü. Ama fetva ağırlıklı görüş burada. Fetva, bazı İmameyn'in fetvası yani içtihadi fetva tercih eden fetva olmuş oluyor. Onun için Hanefi mezhebi ağırlıklı görüş oruç bozulmadığıdır. O zaman iğne vurulması gereken bir insan iğnesini vurulacak orucuna devam edecek ama iftardan sonra vurulma imkanı varsa daha iyi olur. İhtiyardan kurtulmuş oluruz. Mesela bazen oluyor
Diyelim ki şimdi diş tedavisi görecek. Yani akşamı bekleyemiyor. Şiddet ağrı var. Morfine vurulması gerekiyor. Olabilir mi? Acil ihtiyaç olabiliyor. O zaman iğne orucu bozmaz. Yutmamak şartıyla, su, kan yutmamak şartıyla böyle acil tedavi gerekiyorsa gündüz olsa bir orucu bozulur diyemeyiz. Bozulmaz yani. Ama bir şey yutarsa o zaman, kazara dedim yutarsa. Ha orada da kişim yanlışlıkla istemeyerek bir şey yuttu. Orucu bozulur diyebilir miyiz? Yanlışlıkla bozulur, yuttarsa bozulur diyebilir miyiz? Rasim diyor ben hastanede çalışıyorum diyor. Mesela istemeyerek su kaçtı boğazından mesela orucu bozulur, kaza etmesi gerekiyor. Unutarak su içti, orucu bozulmaz. Yanlışlıkla su kaçtı yani istemeyerek yanlışlıkla hata yani su içti. Mesela tedavi görüyordu, istemeden su kaçtı, su yuttu. Böyle su yutarsa istemeden yani boğazı su kaçar. Bazen abdestli mesela alırken olabilir. Kişim yanlışlıkla eğer su içerse oruç bozulur. Yanlışlık başka, hata yani hata başka, unutmak başka. Bunları karıştırmadığımız anlaşılıyor değil mi Nesli kardeşim? Demek ki mesela bazen olabilir. ağzını çalkalarken mesela su kaçtı diyelim istemeyerek. Günlük müstahak değil mi? Orucu tabii. Devam edecek, evet, hata ne olduğu için kaza edecek onu diyoruz. Tabii. Zahmet olmasa devam edecek yani. Tabii mesela, tabii. Kişi mesela olur, bazen olabilir. Abdest alırken mesela diyelim ki istemeyerek su kaçtı. Ha, yok. Eğer madem bozuldu diye asla yani o yiyip içmeye devam ettiremez. Oruçlu olarak devam edecek. Tabii tek de olsa Ramazan'da ki hürmetten dolayı. Ya demin ne dedik? Seferdeydin mesela oruç değildin Ankara'ya geldin. Yanlısın evde yiyip içemezsin yani. O belli mukim sen. Onun için yanlışlıkla mesela orucu su içti. Oruç o zaman bozuldu. Kaza etmesi gerekiyor. Ya madem bozuldu deyip yiyip içebilir miyiz? Hayır. Neden? Tazim. Şaire tazim. Dinin icabatından ve vacibatındandır. Zaten icabatından demek vacibatından demektir zaten. Hayır yok. Yine burada diyelim ki ha, o geliyor. Mesela diyelim ki kişi Allah Allah. Şimdi ha o mesele gelir. Ona geleceğiz. Bak şimdi o da önemli. Tamam arkadaşlar şimdi ona da geleceğim. Kusmak bozuyor mu? Kusmakta 8 ihtimal var. 8 ihtimal var. Şimdi kusmak sorduk mu? 8 ihtimal var burada. 8'den fazla da azaltırsak 8 ihtimal var yani. Hangisinden başlayalım? Şimdi bak önce şunu söyleyelim. Şimdi mesela kişi kan aldırdı. Tamam. Yani kan verdi. Yahut da bir de gıybet etti. Bir de hocayı dinledi ki kim gıybet ederse orucu bozulmuştur diye hadis var. Bunu duydu. Kan verdi. Onun için orucum bozulmuş diye zannederek yiyip içti. Buna kaza mı gerekiyor, kefaret mi gerekiyor? Bir, kişi unutarak bir şey yedi. Veya yanlışlıkla bir şey yiyip içti. Tamam mı? Veya vücuduna kan aldı. Kan vereni kan aldı. Bak yanlışlıkla yiyip içti. Unutarak yiyip içti. Sonra eyvah orucum bozuldu. Zannıyla o da yemeye devam etti. Kaza mı gerekiyor? Kefaret mi gerekiyor? Bak bu ikisi farklı. Şimdi hatta kusmakta da olabilir mesela. Kustu, orucun bozuldu zannediyor mesela. İyi biçiyor. Buna kaza gerekiyor. Veya unutarak iyi biçti. Oruç bozuldu zannediyor.
buna kaza gerekiyor. Kan aldı, oruç bozuldu zannediyor, kaza gerekiyor. Neden buna kaza gerekiyor, kefaret gerekmiyor? Çünkü burada yani yeme içmekle ve vücuda bir şey alınmakla orucun bozulduğu halleri var çünkü. Onu yanlış kıyas yapması affedilmiyor ya. Ama gıybet yapmanın, yani mesela kusmak, kustu kişi, vay be de orucum bozuldu diye yiyip içmeye başladı. Kaza mı gerekiyor, kefaret mi gerekiyor? Kaza gerekiyor. Kaza gerekiyor. Niye? Felsefe söylüyor. Niye? Çünkü kusmanın orucu bozan bir şekli var çünkü. Bir tane de olsa var. Tamam mı? Orucu bozan bir şekli var kusmanın. Bir yönü var yani. O kıyas hatası affediliyor, kaza gerekiyor. Yiyip içmenin orucu bozduğu hal var çünkü. Değil mi? Çünkü o unutarak yemiş ama yiyip içmenin orucu bozması mümkün mü? Mümkün. Ona benzetmekle hata yapmış olabilir. Yani bu kıyas hatası affediliyor. Ancak şimdi mesela gıybet etmiş kişi veya kan aldırmış vücudundan. Bak kan almamış, kan vermiş ve gıybet etmiş. Gıybet yapmanın hiç orucu bozan hiçbir şekli yok yani. Ne şekilde yaparsan yap yani. Onu şeran orucu bozan bir şekli olmadığı için o hatalı iştihat affedilmiyor. Ya ben zannettim ki bana oruç bozulmuş, öyle duymuştum falan. O da kefaret gerekiyor. Şimdi kusmak orucu bozar mı deyince dedik burada detaylar var. İnşallah çok yani karıştırmayı ben sadeleştirerek ifade edebilirim inşallah. Şimdi bunun 10 şekli var da 8'ini ben sadece anlatmış olayım. Özeti şu şimdi. 1. Kusmak bir bab, bir konu. Bunun arkada 4 mesele var. 2. Kustuğunu yutmak. Bu da ayrı bir konu. Bunun 4 mesele var. Tamam. Önce kusmayı konuşalım. Kişi kusuyor. 1. Ya kendiliğinden denen isteğin dışı gayri irade kusuyordur. Gayri irade kusuyorsa iki şekilde olur. Ya çok az kusar ve çok fazla kusar. Yani ağız dolusu diyor şeriat. Gayri irade istemeyle kusmuştur. Burada çok kussa bile bozmayacağına göre birinci ihtimal gitti. Az kusarsa bozmayacağı bellidir. İkinci ihtimalle gitti. Üçüncü ihtimal geliyor. İsteyerek kusarsa kişi. Olur ki midesi bir tuhaflaşır. Rahatlayamayacağını düşünüyor mesela. İsteyerek kusarır bazen insan. İradesiyle kusarsa eğer, iradesi az kusarsa bu da bozmuyor. Üç ihtimal. İradesiyle çok kusarsa, yani ağız dolusu kusarsa orucu bozulur. Dört ihtimali bitirdik. Geliyor şimdi. Ağzının kusumu yutmak. Tamam. Abi, ağzı çok kustu ya kendisi. Bu kefaret gerekir mi? Hayır. Kaza gerekiyor. Diyelim ya bu en kötü ihtimal, en kötüsü, en ağırı. Kişi isteyerek ağız dolusu kustu. En kötüsü bu. Orucu bozan bu yani. İsteyerek ağız dolusu kustu. Bozar. Bozduğu vakitte kaza gerekir, kefaret gerektirmez. Tamam. Şimdi öbürüne geliyoruz. Yutma. Ya kustuğunu yutuyor şimdi kişi, tamam mı? Burada da 4 ihtimal var. Burada durumda ağır da çetrefil ama biraz sadeleştirelim çünkü ihtimaller sayacak. Şimdi yutmaya gelince bunu da ya isteğiyle ya gayri isteği, gayri irade olarak yutar. Yani geri döndürmek için kusumunu geri çevirir kişi ağzına tekrar. Geri çevirirse. Eğer en ağırını söyleyelim. İsteyerek kustuğunu ve ağız dolusu iken geri çevirirse bu bozar. İsteyerek ağız dolusunu kusuyor kişi. Tamam mı? Peki isteyerek az bir kusmuk var çeviriyor. Bu nasıldır? Az bir miktar yani çeviriyor. Ve burada bozmayan nedir? Aslında bozmayan tek ihtimal istemeyerek az bir kusmuğu yutuyorsa burada hem ittifak var. İmam-ı Muhammed'e göre kasıt olmadığı için, İmam-ı Yusuf'a göre de taharete mani olmadığı için istemeyerek az bir kusmuğu geri çevirmişse bu orucu bozmaz. Ama isteyerek az olabilir olsa yutmuşsa, geri yutmuş bak, yutmak başka.
İsteyerek çok yutmuşsa zaten bozulur. İsteyerek az da yutsa bozulur. İstemeyerek çok yutsa da bozulur. İstemeyerek az yuttuğu bozulur. Masa 4'te bitirmiş olduk. Var mı anlaşılan bir şey? İsteyerek az çok hepsi bozuyor. İsteyerek yutarsa bak tabii. İsteyerek o zaman yutmakta doğru. İsteyerek yutarsa kişi ya kusmuğunu çok da olsa bozuyor, az da olsa bozuyor. Ancak işte az da olsa bozar. İsteyerek de İmam Muhammed'e göre ihtilaf da var ama yani bir ihtiyatımız dedik detay çoğalıyor. İsteyerek kim az yuttu? İmam Yusuf diyor ki bu taharete aykırı değildir, bozmaz diyor. İmam Muhammed diyor ki kastedilir bozar diyor. İhtiyaten bozar kabul etmemiz gerekiyor. İstemeyerek gelince istemeyerek çok yuttuğu o da bozuyor. İmam Muhammed bana diyor ki bozmaz diyor çünkü kaset yok diyor. İmam Yusuf diyor ki taharete münafili bozar diyor. Tamam. Demek ki o zaman yutmak meselesi daha ağır. Kusmaktan daha ağır kalıyor. Yani geri çevirmek. Kustuğunu yutmak demek ki daha ağır. Bunun üç halinde birisi kesin yani isteyerek ağız dolusu yutmak kesin bozuyor. Diğer hallerde bakıyoruz ki ihtilaflı olmak ihtiyaten demek ki orucu bozduğu hangi halde bozmuyor? Yani yutmak bir halde kesin bozmuyor. Hangi halde bozmuyor? İstemeyerek az kusmu yutmak bozmuyor. Evet. Buradaki bozmalar peki kaza mı kefaret mi? Kaza gerekiyor. Kaza gerekiyor. Değil mi? Bu kusmak ehemmiyetli. Bunu arkadaşlar bulamazsın tamam mı kolay kolay. 50 yere kurcalamanız gerekiyor. Ben söylemesin. 50 hocaya soracaksınız. 50 kişiye diyorum ha. Tamam mı? Bu anlatım basit değil ha. 50 hocaya sorsanız bunları elde edemeniz zor olur yani. Öyle değil mi Hacı Ümmet kardeşim? Bunlar öyle meseleler. Kusmanın boğazdaki sınırı neresi abi? Yani bu ağzın içine gelmesi mi yok? Tabii. Bazen bu yok, yok. Ağza gelmesi. Yanma hissi falan oluyor mesela. Gece çok yiyor. Sahurda çok yiyor. Sabah kalkıyor mesela. Çok yediği için biraz gelme oluyor mesela buraya. Genize geliyor. Ağza değil de gelip çıkıyor konusunda. Ama biraz abi da şey, acılığını alıyor mesela. O kusmaya giriyor mu abi? Yok. Ağızda gelmesi gerekiyor. Yani suyu abdest alırken ağzımızı alıp çalkaladığımız zaman abdest, orucu bozmayan bir bölge var ya. Evet. Oraya gelecek yani. Sınır orası. Orası. Ağzın içi. Yani ağzımızı oruçluyken abdest alırken ağzımızı su alıp çalkalıyoruz. O bölge neresi ise caiz olan bölge oraya gelirse. Bunlar konuşuluyor yani. Evet abi. Oruçluyken gıybet konusu kusma ile karıştı, netleştirebilir miyiz diye soruyor. Tekrar dinlenirse inşallah orada anlaşılacaktır. Çünkü kayda alınıyor. Kayda alınıyor. Yani şunu diyoruz. Gıybet yapmak orucu bozmaz. Kişi bozuldu zannıyla orucum zaten bozuldu zannıyla yeme içmeye başlarsa o zaman kefaret gerekiyor diyoruz. Tamam mı abicim? Diğer soru soruyorum. Kişi oruç iken gusül alması gerekirse nasıl almalı? Ha kişi oruçluyken elbette gusül alması gerekebilir. Mesela uyumuştur, ihtilam olmuştur. Öyleyse çok mübalağa yapmadan ağza burnuna su verecek. Ama oruçlu insanın ağzına ve burnuna su verirken aşırı mübalağada bulunmayacak. Mübalağada bulunmadan ağzı bunu normal çalkalayacak. Halbuki ve inkülüm cünüben fettaheru hükmüne binaen normalde gusül alırken ağız ve burnu su verirken mübalağa yapmak gerekiyor. Abartı. Oruçluysan aynı gusülü alacak, ağız ve burnu normal çalkalayacak, mübalağa yapmayacak yani. Bu kadar. Kişi cünüp olursa peki cünüpken şey yapması, sabahlaması doğru mu? İmsaktan önce illa alması gerekiyor mu abdestini? İmsaktan önce gusül abdestini alması müstehaptır. Daha güzeldir. Çünkü su kaçma ihtimali de önlenmiş olur. Daha iyi olur diyoruz. Cünüpken niyetlenilebilir değil mi? Tabii cünüpken ama kişi baktı ki mesela cünüptür. Sahur yapması gerekiyor. İlla yani gusül alması gerekmiyor imsakların. Şart değil, müstehaptır. Vakitlerde sahurunu yapar. Biraz nasıl yapabilir? Kişi ağzını burnunu çalkalayarak değil mi? Cünüp olan bir insan yemek yiyebilir, su içebilir. Ağız burnunu çalkaladıktan sonra cünüp bir insanın yiyip içmesi caizdir. Çalkalamadan yiyip içmesi mekruhtur diyoruz. Evet. Başka soru var mı orada yoksa buradan devam edelim. Yine arkadaş sorsunlar. Yani kusmayı da böyle özetlemiş olduk. Şimdi diğer sorulara ben oradan yoksa devam edeyim. Ramazan'da lokanta işletmek. Bunu soruyorlar.
Yani fetva kurulunun fetvasına baktım. Tabii onlar çok şeyden nazara alıyorlar ama biz Ramazan'da elbette seferi insanların, hasta insanların ihtiyacı oluyor. Yani onlar zaten caiz yiyip içmeleri. Ancak şehir içinde ve merkezinde lokanta açmak, işletmek insanların çoğusunun seferi olmadığı, hasta olmadığı belli yani. Onun için yani ulema-i İslam Ramazan-ı Şerif'te lokanta açmak ve oruç tutmayan insanlara hizmet vermek asla caiz görülemez. Çünkü bir günah işlemek de yardımcı olmak olur ki وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِسْمِ وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهِ Günah işlemek de yardımlaşmayınız. Biz imkan sağlayamayız oruç tutmayan bir insana. Elbette seferi insanın oruç tutmama hakkı var ama yani o nerede olabilir? Belki bazı mesela taşrada yerlerde mesela terminallerde, istasyon gibi yerlerde olabilir. Adam yolcu olduğu belli zaten onlara hizmet sunuyorsa. Ama şehir merkezlerinde insanların çoğusunun gelen gidenlerin orada hasta olmadığı, seferi olmadığı belli gibi yani. Onun için ona cevaz verilemez. Abi işveren, evet. Oruç tutmayan çalışanın yemeğini veya yemek parasını vermekle mükellef mi verse olur mu? Veremez, yok. O yani iş, gündüz ona yani yemek imkanı sağlayamaz yani. Gündüz yemek imkanı sağlayamaz. Buradan soru daha var. Evet abi. 80 öncesi takvimlerde temkin vakti varmış. Daha sonrasında teknoloji ilerlediği için kesinleşince Diyanet takviminde temkin vakti kaldırılmış. Ama bazı takvimlerde var ve onlar bu temkin vakti konusunda ısrar ediyorlar. Diyanet imsak hesabı kesin midir? Temkin vaktine artık ihtiyaç var mıdır? Şimdi temkin vakti soranlarda isimleri var değil mi? Ahmet Mısırlı abi sormuş. Tamam. Bu da güzel bir sual. Şimdi bakın bu temkin de önemli mesele. Şimdi bir cemaat var. İsimlerini söylemeyelim. Cevap hakkı doğmasın diyorlar ya böyle şeylerde. Şimdi yani temkin vakti uygulayanlar var. Mesela diyelim ki şöyle düşünüyorlar. 15-20 dakika imsak için temkin vakti koyuyorlar. Ve diyorlar ki temkin vaktinin mantığında yani niyetleri halis. Kişi 20 dakika, 15 dakika önce ve 10 dakika ne diyelim olsa bile 10 dakika, 20 dakika önce ihtiyaten sahuru bıraksın. Peki 10 dakika önce, 20 dakika önce sahuru bırakmanın bir zararı var mı oraca? Yok. Güzel de olur yani. Aslında son dakikada bırakmak da doğru değil. Yani sahuru az geç yapmak güzel de bu kadar da imsaka yaklaştırmak da gerekli değil. Yani 5-10 dakika önce, 20 dakika önce sahuru bırakması da insanın zararı değil. Faydalı da olabilir yani. Ancak şimdi sen imsak vakti diye eğer orada 20 dakika önceyi koymuşsan, 10 dakika önceyi imsak vakti koymuşsan kimi insan da o imsak vakti, namaz vakti gelir namaz kılıyor. Ha bir de vakit girmedi. Senin koyduğun temkin vakti oruçlunun orucunu tamam garantiye alıyor. Çok uzak imsak. Hatta yani ona faydası yok. Çünkü imsaka kadar yiyebilir zaten yani. Yani bir şeyi iyi yapalım değil ki bu sefer ama diğerinin namazı geçersiz. Vakit girmeden sabah namazı kılmış oluyor. Yani orucu biraz daha garantiye alalım derken namazı kesin tehlikeye atmış oluyorsun. Kaldı ki orucu İmsaktan önce bırakmak sahuru şart değil ki. Yani güzel olur. Son birkaç dakika önce bırak. Yeterlidir zaten. Onun için bu şu andaki biraz takvimlerdeki vakitler kesindir. Temkin vakti yoktur. Onun için imsak vaktinde kesinlikle sahuru bırakmak gerekmiş. Gerekli olduğu gibi imsak vakti girer girmez kişiye eğer acilesi var namaz kılarsa da namaz geçerlidir. Çünkü yani fecrin tuluğu kesinlikle astronomi teknikleriyle de yani tan yerine ağırdı, ufukta beyazlığın çıktığı tespit edilebiliyor çünkü. Evet. İtikaf hakkında bilgi verebilir misiniz? Sadece camide mi yapılır? Evde olur mu? Süresi en az ne kadar olabilir? Şimdi bizim bazı mübarekler de dershanede itikafa giriyorlar. İtikafa. İtikaf, itikaf. İtikaf mutlaka mescitlerde, yani şeriat mescit diyoruz, Türkler cami diyoruz da,
mescitlerde, camilerde, mescitlerde itikaf mutlaka mescit veya mescit hükmünde olan bir yerde olması gerekiyor. Onun için evlerde yalnızca kadınlar itikafa gidebilir. Yani kadınlar evlerinin bir köşesini mescid olarak kabul edip orada itikafa girebilirler. Erkekler evlerine giremeyecekleri gibi şer'an mescit olmayan yerlerde itikafa girmek caiz değil. Onun için de medrese gibi yerde de itikafa girilemez. Süresi bunun Ramazan'ın son 10 günü müstehap olan, sünnet olan vakit Ramazan son 10 günüdür. Ama kişi dilediği kadar da buna niyet edebilir. Evet. Peki şimdi şöyle devam edelim. Onu dedik. Yolculuktan bahsettik. Bir şey çiğnemek orucu bozar mı? Sakız çiğnemek. Şimdi çiğnenmiş sakızı çiğnemek orucu bozmaz fakat uygunsuz bir davranış yani. Ağızda bir şey olmasın. Lavabaldik yani. Mekruh fakat. Ama bu da fıkıh bilmek ayrı bir şey. Fıkıh ilim yani. Mekruhtur. Bozmaz. Ama çiğnenmemiş sakızı çiğnemek orucu bozar. Tadı olup boğazdan aşağı gittiği için. Ancak kadın bazen özel halde çocuğuna mesela bir yiyeceğini zaruret varsa ağzında yumuşatması gerekiyorsa çiğneyip verebilir özel durumlarda. Şimdi şu teravihle ilgili şeylere bakalım birkaç meseleye. Şimdi 2-3 kişi yatsı namazının farzını kıldılar. Tamam mı? Sonra apartmanın İsmail'in telefonunu açtı dedi ya komşu ne yapıyorsun? Ne yapayım yatsını evdeyim dedi. Bugün camiye gidemedim dedi. Farzı kıldım dedi. Ya ben de farzı kıldım dedi ya tek başımıza ağır o teravih gelip beraber kılalım. Tamam İsmail abi sen de beraber kılalım dedi. 3 kişi farzı ayrı ayrı kılmış da evlerinde. Teravih kılmak için İsmail abi bir ara geldiler. Teravih kılmasının beis var mı? El cevap. Teravih kılmamız caiz değil. Cemaatle. Çünkü teravihin cemaati farzın cemaatine tabidir. Farzı cemaatle kılan bir topluluk yoksa yatsının farzını tek tek kılmışlarsa o zaman teravihi cemaate kılamazlar. Yani cemaatle kılarsa en azından ikisi cemaatle tabii. Kıldıysa tabii. Mesela karı koca bazı olabilir de evde insanın başına gelebilir. Karı koca evde ayrılar odada farzı kıldılar. Sonra bey dedi ki hanım imamlık yapamaz değil mi? Bey dedi ki ya dedi hatun dedi ya beraber kılalım cemaat olalım dedi. İkisi de farz ayrıları kıldılar. Sonra evde cemaat olalım dediler. Başladılar güzel teravih kıldılar. Kılmak istiyorlar. Kılabilirler mi? Hayır. Hiç olmazsa farzı iki kişi de olsa cemaatle kılan topluluk olacak ki. Ha diğerleri. Ha o iki kişi farzı cemaate kılmıştı. Sonra 200 kişi geldi. Ona uyabilir artık o 200 kişiye. Burada yani farzın cemaat kılması lazım ki teravih cemaati farz cemaatine tabidir çünkü. Bu da önemli ve bilinmeyen mesele değil mi adam? Evet. Farzı kıldıran peki değil de sonradan gelen teravih kıldırabilir mi? Farzı kıldıran değil de İki kişi farzı kıldı beraber. Hı hı. Hayır. Farzı kıldıran kıldırsın canım. O fazilet ona ait olsun yani. Onun ona tabidir deniyor ya ona tabidir. O kıldırsın. Evet. Şimdi bir de bu teravihin rekatları da soruluyor ya. Şimdi teravih kaç rekattır? 20 rekat olduğu sabittir. Neyle sabittir? İcma ile sabittir. İcma şer'i bir delil değil midir? İcma şer'i bir delildir. Kaldı ki ne icma vardır burada? Sahabe icma vardır. Değil mi? Sahabe Efendimiz de buyurmuş. Aleyküm sünneti ve aleyküm sünneti hulefe-i raşidin mehdiyine min ba'di buyurmuş Efendimiz. Benim sünnetime ve Hulefai Raşidin sünnetine tabi olunurmuş Efendimiz. Hulefai Raşidin'in yolu da biz ehli sünnet ve cemaate göre sünnet yoludur. Tamam mı arkadaşlar? Onun için de hatta Hazreti Ömer Efendimiz malum 20 rekat olarak cemaatle kılınmasını iştihad etmişler.
Hiçbir sahabe buna itiraz etmemiş. Bütün sahabe-i kiramda 20 rekat cemaat olarak imam arkasında kılınmasında ittifak etmişler. İtiraz vakı olmamış. Diğer halifeler zamanında da 20 rekat olarak bütün sahabe-i kiram teravih namazını cemaatle kılmışlardır. Peki hatta Kamil Miras Hoca diyor ki, peki 8 rekat diye rivayet de var teravihlere kadar. O büyük alim diyorsunuz. Kamil Miras son dönemin büyük alimlerinden. Kamil Miras diyor ki bu Ayşe validemizin rivayeti Salatul Leyl diyor. Semani rekat diye o 8 rekat diye o denen teheccüd namazıdır diyor. O Salatul Leyl teheccüdü kastediyor. 20 rekat teravih namazı arasında zıtlık da yoktur diyor. İki ayrı rivayet var da denemez diyor. Yani bazıları diyor ki iki rivayet var. 8 rivayet de var. 20 rivayet de var. Halbuki Efendimiz ne buyurmuş? İnni ehşe en tefrulla aleykum. Yani ben sizin üzerinize korkuyorum farz olmasına. Ne diyorsun Efendimiz? 8 rekatın peygamberimiz teravih kıldırıyordu. Baktı Efendimiz halk çoğalmaya başladı diğer günlerde. Efendimiz 8 rekat kıldırıp geri kalan kısmını hanesinde Efendimiz kıldılar. Sahabeler de kendileri müstakilen kıldılar. Onun için teravih zaten 20 rekattı ama Efendimiz ümmetine farz olur endişesiyle 8'den sonrasını hücresinde kılmışlardır. Onun için 20 rekattır. İcma'ın sahabe ile 20 rekat olduğu sabittir. Ama kişinin bu kadar kılamayacaksa 8'de kılabilir. Yani yorgundur. Şimdi bakın müekket bir sünnettir. Müekket çok kuvvetli sünnet olduğu için Ramazan'da yapılacak olan birinci amel oruçtu farzdır. En kıymetli yapılacak olan o farz oruçtan sonra en kıymetli amel nedir? Teravih namazıdır. İki rekat. Siz İsmail Bey bir şey mi diyeceksiniz? Yani Ramazan'ı mahsus. Teheccüdün Ramazan'daki özel durum yok. No, teheccüdün kıymeti belli. Müekket bir sünnet. Ama Ramazan'la ilgili olarak diyoruz ki en farz oruçtan sonraki en evla ibadet nedir? O teravih namazıdır. Abi bir de kaza namazı yerine de geçebilir mi? Teravih namazı mı? Evet. Şimdi kaza namazı yerine geçer diyemeyiz. Şöyle diyoruz yani kişi kaza namazını bile bile mesela kaza namazı var. Ben teravih kılayım da bu da onun yerine geçer diyemez. Bu bakış açısı doğru olmaz. Ama kişinin kaza namazlarını kılar bitirir. Yani bitirdiğini zannediyor kanaatine göre. Hesapladı ki benim 2 sene kaza namazım var. 2 sene kazayı bitirdi. Halbuki diyelim ki bir 6 ayda kaza namazı varmış. Haberi yok yani. Bu durumlarda Cenab-ı Hak kemal rahmetiyle kıldığı sünnetler var diye onu affedebilir. Affeder deniyor. Ama bile bile benim kaza namazım var diye bir insan biliyor. Yerine sünnet kılıyor. İnşallah onun yerine geçer. Teravih kılıyor onun yerine geçer diye denemez yani. Çünkü bin sünnet bir farza denk değildir şer'an. Farz başka, sünnet başka. Buradan soru sorayım. Evet. Fıtır sadakasının hükmü ve ne zaman verileceği hakkında bilgi verebilir misiniz? Şimdi sadakayı fıtır bir kere şer'an zekat nisabına malik olan yani malum zekat nisabı 80.18 gram diyoruz. Bu kadar bir altın diye ona denk bir paraya sahip olan bir insanın mükellef olduğu, Ramazan'a kavuşmuş, bayrama kavuşmuş olan bir insanın vereceği sadakadır. Bunun zamanı ne zamandır? Ne zaman? Aslında bayramın birinci günü imsak vaktinde, fecir vaktinde vacip oluyor. Onun için de fecir vaktinde kişiye vacip olmuş oluyor. Fecirden önce kişi ölmüş olsa fitresini vermek gerekmiyor. Fecirden sonra da doğsa ona da olsa gerekmiyor yani. Şimdi ancak şu var. Hatta şöyle bir sual da soruyorum ben bazen. Hatırda kalıcı olsun. Güzel bir sualdır bu. Hangi ibadeti vaktinden önce eda etmek vaktinde eda etmekten daha güzeldir? Normalde ibadetleri vaktinde eda etmek güzeldir değil mi? Vakti içerisinde. Hangi ibadettir ki vaktinden evvel ifası vaktinin ifasından daha faziletlidir?
sadakayı fıtır diyeceğiz. Çünkü bayramın birinci günü aslında fecir vakti vacip olduğu halde fakat kişi yani inşallah için adetullah'a göre bir mani kedi olması bayramı yetişiriz inşallah diyorsun şimdi. O zaman önceden vermek kişinin fukaranın bayram ihtiyacını karşılaması için daha güzel görülmüştür. Ha sonra da verilebilir. Yani bayram vakti bunun kazaya kalmıyor ama insan yani kul hakkıdır. Bir an verilmesine fayda var. Onu o zaman sadaka-i fitir. Zenginlere yani vacip olan, farz olan bir mükellefiyettir. Ancak zengin olmadan verebilir mi? Verebilir. Hali bak diğerini verebiliyor. Fakat şeran kendisine mükellef, o kendisi mükellef olmadan verebilir kişi isterse. Fakat verme zamanı ne zaman? Bayramdan önce Ramazan'da vermesi daha güzeldi bayramdan önce. Veremedi. Bayram gününe verebilir. Sonra da verebilir. Kazaya da kalmış. Olmuyor yani. Hatta icap etti mesela Ramazan'dan önce verse bile geçersiz diyemeyiz. Ramazan'ın mümkün olmakla beraber Ramazan önce verse bile olabilir. Bazen başına gelirdi kişi. Karşıdan bir fakir çıktı. Vermen gerekiyor. Bakın fitre mi bari vereyim diyorsun. O verilse bile geçersiz denemez ama iftari evlası Ramazan içerisinde verilmesi yani. Evet abi. Abi şimdi mesela kişinin asgari ücretle çalışıyor. Ama 80 gram altını yok. Kişiye zekat verilir mi? Zekat. Geliri var ama 80 gram altını yok. Geliri varsa niye? Muhtaç düşkün mü? Yani değil ama. Düşkün nesi niye vereceğiz? Asgari ücretle çalışıyor. İşte bak senin kanaatına gelen ihtiyacı var mı? Muhtaç mı değil mi? Kanaati göre. Tabii senin şimdi ihtiyacı yoksa geliri var, ihtiyacı yok. Geliri varsa niye zekat vereceğiz? Geliri olmadan ne vereceğiz? Yani geliri var da yetersiz. Bakıyorsun adam bir asgari ücreti çalışıyor. Çoluk çocuğu var zor durumda. Senin kanaatına göre bir kere şartı zengin olmayacak. Biliyorum diyorsun 80 gram altın yoksa. Ta bu olmazsa o zaman da zekat ve fitre geçersiz olur çünkü. O zaman zengin değil. Ama muhtaç da değil. Daha muhtaçlara verelim yani. Değil mi? Muhtaç. Ama kanaatına göre maaşı var da. Fakat zor geçiniyor, ihtiyacı var. O zaman kanaatin böylesi senin kanaatine göre elbette verilebilir. Evet abi. Abi 1 saat 10 dakikamız oldu. Son olarak bir tane zekat ve fitir sadakası ile ilgili bir soru var. Evde 2 kişinin altınları toplamı 100 gram etse, biri 55, diğeri 45 olsa zekat ve fıtır sadakası düşer mi? Kurbandan sorumlu mu? Şimdi kişilerin mal varlığı fıkıhta şer'an ayrı ayrı değerlendirilir. Onun için mesela kocanın diyelim ki 55 gram altını var. Karısının da 55 gram altını var. Ayrı ayrı birisi. Bunların hiçbirisine ne zekat ne de fitre mükellefiyeti yoktur. Kurban mükellefiyeti yoktur. Birisine aitse, birilerine bağışlarsa, birisine ait olursa, o da 80 gram geçerse o zaman kurban mükellefiyeti başlar, zekat mükellefiyeti başlar, fitre mükellefiyeti başlar. Öbürü neydi? Bu kadar abi. Evet. Bir de damla soruluyor. Göz damlası, kulak damlası olunca bozar mı? Bozar mı? Vücuda giriyor abi. Kulak damlası bozar, göz damlası bozmaz diyeceğiz. Burun damlası bozar. Kulak ve burun damlası bozar, göz damlası bozmaz diyeceğiz. Sebebi ne? Çünkü gözde bir delik yoktur. Sızma, deriden sızma gibidir. Ama kulak ve burundaki burun damlası orucu bozar. Burada üzülerek söylüyoruz. Dinişleri Yüksek Kurulu'nun fetvası kulak damlasının da orucu bozmayacağı istikametinde bu iştihada katılmadığımızı söylüyoruz. Bu iştihat doğru değil. Çünkü hadisada iştihada gerek yok. Fıkıh kaynaklarını çünkü kulak fıtri bir menfezdir. Oradan giren ilaç orucu bozar. Vücuda giren faydalı bir şey olduğu için. Peki kulaktan su girse orucu bozar mı? Fıtri bir menfez madem orası. Su bozmuyor. Niye ilaç bozuyor da su bozmuyor? İlaç kastidir ve nadirdir. Sakınmak mümkündür. Ama sudan sakınmak mümkün değildir. Onun için o bozmaz deniliyor. Bundan dolayı. Evet. Başka var mı? Önemli halletmediğim bir şey kaldı mı acaba? Bakıyorum da. Serum vardı herhalde. Seruma gelince.
Serumu da bakın yine bazı fetva kurulları diyor ki serumu da muhtevalı serumlar orucu bozmaz ama gıda takviyesi içeren serumlar orucu bozar diyorlar. Buna da katılmıyoruz. Ya katılmıyoruz. Şahsi görüşüm yani fıkıh kaynaklarına uymadığı için demek istiyoruz yani. Yani bunu fetva verenler kaynaklara aykırı yeni iştihata bulundukları için kabul etmiyoruz yani demek istiyoruz arkadaşlar. Yani biz kaynakları muhteber şer'i kaynaklarda olan şey. O zaman serum ha şöyle demek lazım. Yani bir kere bu ayrım bir ne diyelim sistematiği yoktur yani. İlaç muhtevalıysa bozar serum. Gıda içerikliyse bozar. İlaç içerikliyse bozmaz demek. Halbuki şöyle diyelim. İmam-ı Azam'a göre bozar. Vücuda bir şey girdiği için. Serum da iğne gibidir. İmam-ı Azam'a göre vücuda giden faydalı bir şey vardır. Bozar. İmameyne göre ise bozmaz. Fetva imameyne göredir. Kişi serum durup dururken yani kişi ihtiyacı var diye tıbbi bir gereklilikle serum bağlanıyorsa o zaman bozmaz diyoruz. Ama böyle keyfi olarak serum bağlatan kimse düşünebilir miyiz ya ki ihtiyacı yok da. Zaten hekimler bağlar mı bunu bilmiyoruz yani. Diyelim farz edelim peki fetva ortaya çıkıyor. Yani kişi tıbben gerekli görmediler doktorlar bana bir serum takı falan diyor mesela diyelim. Gerekli değil yani. Ben bir besin takviyesi olsun güçleneyim efendim falan diyorsa o zaman İmam-ı Azam ne diyor? Bozar. Bozar dememiz gerekir elbette yani. Yani böyle bir durum varsa ama normalde serum derken ihtiyaca binaen tıbbi bir gereklilikle bağlanmıyor mu? O zaman iğneden farkı yok bunun. İğnenin faydası gibidir bu. Aşının faydası gibidir. İmameyne göre bozmaz. Fetva bu istikamette der. Fetva onun için serumla orucu bozmaz diyoruz. Tamam arkadaşlar? Gıda takviye olsa bile mi? Tabii. Ya gıda takviye olsa bile niye bozmuyor diyor İmam Muhammed niye bozmaz diyor. Çünkü fıtri bir menfezden alınmıyor. Ağız yolu alınmadığı için. Bir delik açılıyor. Buradan verildiği için vücuda faydalı olsa bile ne yapmaz? Orucu bozmaz diyoruz. Peki. Başka sual var mı orada? Bizden sual var başka? Var abi. Buyur abi. Yani bu mesela günü bir setere çıkıyor bir şey. Evet. Yani aynı gün mesela bir yere gidiyor. Aynı gün içinde geri dönüyor. 90 kilometre dışına. Evet. Bu kişi isterse o ruhsattan faydalanabilir mi? Tabii. Faydalanabilir. Kişi gün içinde döneceği belli. Evet. O zaman gecede niyetlenmemek şartıyla şehirden çıktıktan sonra orucunu bozabilir. Yani oruç zaten oruçlu değildi. Yiyebilir. Döndüğü vakitte tekrar ama şehre girdiği vakit yememek şartıyla ruhsattan faydalanabilir. Orada gün içinde gidip gelmesi önemli değil. Seferde çünkü ruhsat var. Çünkü bir zahmete karşı karşıya kalabilir yani. Oraya gün boyu koşturacak, işte yorulabilir, ihtiyacı olabilir. Ama malum bu ruhsat ben tasumu hayrul lekum in kuntum ta'lemun tutarsanız daha iyidir sizin için bir ruhsat türündendir. Yani oruç, seferde oruç tutmak daha iyidir. Tutmamak caizdir. Namaz gibi değil. Namazı seferde namaz iki kılmak ruhsattır ama vacip olan bir ruhsattır. Yani iki kılmak azimettir daha doğrusu. İki kılmak yani temelde bir kolaylaştırıcı hüküm olmak da ruhsat gibi göründüğü halde azimettir. İki kılmak gerekiyor. Ama oruç öyle değil. O bir ruhsat olmakla beraber tutmak daha evladır yani. Abi seyahat keyfi olursa da yine de bu ruhsatı kullanabilir mi yoksa? Keyfi de olsa kullanabilir. Yani keyfi ne demek? İşte tenezzüh ihtiyacı var. İnsan seyahatte bir huzur bulur değil mi kardeşler? Yani nefes alır demek. Tenezzüh eder. Kişi tenezzüh kastıyla bir nefes alayım yani. Keyfi yolculuk yapsa bile elbette. Yani ne zaman faydalanamaz? Günah işlenme kastıyla yola çıkan faydalanamaz. Bir iştihada göre yani. Yani yoksa günah işleme kastıyla adam bir sefere çıkıyor. O faydalanması caiz değil. Ama keyif olarak meşhurları keyif edecek. Ya bir nefes alayım şuraya gideyim buraya gideyim mesela. Erzurum'a gidip nefes alayım falan diyor. Tamam mı? Mesela Bayburt'a gideyim diyor. O keyif olsa bile seferidir nihayette. Ya da bir Ayasofya'ya gideceğim. Evet. Evet. Yani bu mesela Ankara'dayız. Bu ülkemiz İstanbul'a gidiyoruz. Ama Ramazan'da gidiyoruz. Hı-hı. İstanbul'da da 15 günden fazla kalacağız. Gittiğimiz yol, gittiğimiz gün. Yani o yolda geçen gün tutmayabilir miyiz? Tabii. Geceden yine oruca niyet etmemek şartıyla seferdeyken yol esasında dilerse oruç tutmayabilir. Gittiği yerde de 15 gün kalacak orada da mümkün sayılır. Orada da yiyip içmeyecek yani.
Ama seferde yol esnasında kişi orucunu tutmayabilir. Dönüşte de böyle değil mi? Evet. Saat 20 dakika oldu. Evet. Peki. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena innaka entel alimul hakim. Elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Ve ala.